bu erken pazar sabahında bisikletimizi hazırladık, sabitledik, kilitledik. Şimdi yola çıkacağız. Bakalım, bu bir tamamlama videosu. Bir önceki videonun tamamlaması olacak. Bakalım, yolda devam edelim. Evet, bir pazar sabahı yine yollara düştük. Şu anda gördüğünüz gibi bisikletimi de tavana bağlamış durumdayım. Az önce de söylediğim gibi bu bir tamamlama videosu olacak. 12. bölümdü yanlış hatırlamıyorsam. Bu bisiklet taşıyıcı kit montajı ve işte tavan yine taşıma sistemi montajından bahsetmiştim. Ancak o zaman çok fırsatım olmamıştı. Bisikleti bağlayıp işte şeye götürüp nedir? Bineceğim yere götürüp yine işte oraya kadar tecrübe etme fırsatım olmamıştı. Sadece bisikletsiz bir şekilde taşıma videosu çekmiştim. Orada da yine gürültü seviyelerine vesaire bakmıştık. Burada daha çok esasında aracın tavanında böyle bir şey taşımaya araç ne kadar müsait onu tecrübe ediyor durumdayım. Onu tecrübe ediyorum. Bazı arkadaşlar bazı kelimeleri tamamlayamadan bitirmeme takılmış durumdalar. Haklılar. Türkçeyi mümkün olduğunca güzel kullanmaya çalışıyorum. Ancak bazen biliyorsunuz konuşma dilinde bu tip ufak tefek harf yutmaları vesaire oluyor. Onun için şimdiden üzgünüm, farkında olmadan bazı kelimelerin sonlarını yuttuğumu ben de uyarı üzerine izleyince videoları tekrar o gözle farkına vardım. Neyse, uzatmayayım. Hedefim söylediğim gibi bu taşıyıcıyı farklı amaçlarla kullanmak. İlk etapta bir bisiklet bağladım ve o şekilde kullanıyorum. Bisiklet gördüğünüz gibi yanlış hatırlamıyorsam işte 27,5 inçlik jantları olan bir mountain bike veya dağ bisikleti ne derseniz. Mountain bike'lar da kendi içerisinde farklı kategorilere ayrılıyorlar biliyorsunuz. Bu downhill tarzı bir mountain bike veya işte iniş diyeyim. Yani bunun ekspertizi iyi olduğu alan iniş. Düz yolda hızlı gitmek veya işte ne bileyim yokuş çıkmak için tasarlanmış bir bisiklet değil. Daha çok inmek için tasarlanmış bir bisiklet. Ancak tabii Scott bu bisikleti tasarlarken yokuşu inmek için öncelikle çıkmak gerektiğini de hesaba katmış. O yüzden hem ön ayna kol hem de arka taraftaki dişli sayısını oldukça cömert davranarak yapılandırmış. Önde çift dişlimiz var. Arkada yine yanlış hatırlamıyorsam 9 ya da 10 tane dişlimiz var. Dolayısıyla oldukça hafif pedal basarak veya oldukça az güç harcayarak ve pedal basarak gidebilen bir hale getirmişler. Genelde bu downhill denen bisikletlerde ön ayna kolda tek dişli olur ve biraz güç olur açıkçası. Onun verdiği vitesle yokuş çıkmak veya belirli bir hızdan sonra pedala basmak. Neticede bu bisiklet daha çok yokuş inme hedefli tasarlandığı için mümkün olduğunca hafif olması gibi şeyler de kritik. Yine şu anki gürültü seviyelerine vesaire bakıyorum. Bisiklet neredeyse hiçbir şey eklememiş durumda. Bir ıslık sesi geliyor. O ıslık sesini bir türlü gideremedim. Anladığım kadarıyla bisiklet taşıyıcının tavan taşıma sistemiyle birleştiği noktada işte bir takım plastikler kullanarak boşlukları kapatıyorsunuz. Ancak yine de ufak tefek boşluklar kalıyor. Ancak bu çok önemli değil. Çünkü bisiklet taşıma sisteminin içerisinde bolca yine bu havaya ıslık çaldıracak plastik parçalar var. O plastik parçaların tasarımı tabii her ne kadar aerodinami hesap edilerek yapılandırılmış olsa da biraz ıslık sesi geliyor, kaçınılmaz.
Bir süre sonra alışıyorsunuz ancak. Bu panoramik cam sisteminin perdesini kapattığınız zaman ses bir hayli azalıyor. Veya işte bir müzik dinlerken ses seviyesini 10 veya üzerine getirdiğinizde zaten hiç duymuyorsunuz. Yine 30-40 kilometre hızlara kadar hiç ıslık sesi gelmiyor. Yine 80-90 kilometreden sonra ıslık sesi tamamen kesiliyor. Ancak tabii bisiklet üzerinde değilken bu testleri yaptım. Şimdi bisiklet üzerindeyken şu ana kadar bir 70-80 kilometrelere çıktık gibi görünüyor. Ancak bir ses değişimi olmadı. Bir bakalım şimdi biraz daha yüksek sürate çıkabileceğim bir yola doğru geçiyorum. Orada ses seviyelerine bakıp bu kısmı sonlandıralım. Evet, şu an biraz daha yüksek süratlere çıkabildiğim bir yerdeyim. Islık sesi yani 80'den sonra gidiyordu ama 90-95'ten sonra gittiğini gördüm. Biraz rüzgar sesi alıyor mu? Evet, şu an 100 kilometrede biraz rüzgar sesimiz var. Şöyle dinliyorum sessiz bir şekilde. Evet, ıslık 90'a düştüğümde yeniden geldi. Şöyle biraz daha yükselelim. Evet, 95'leri geçince ıslık sesi hiç kalmıyor. Evet, yani yolun engebelerine vesaire de gördüğüm kadarıyla gayet stabil. Herhangi bir negatif tepki vermiyor. Biraz daha yüksek hızlara çıkınca bakalım ses seviyesi ne olacak? Evet, tahmin ettiğim gibi 120 kilometrelere gelince rüzgar sesi geliyor. Normal. Yani aynalardan gelen rüzgar sesini bastıran bir rüzgar sesi var yukarıda. Zaten yani bununla tavsiye edilen maksimum sürat 130 kilometre. Daha fazla süratle gidilmesi tavsiye edilmiyor. Ancak yani çok, yani şu an hiçbir şey çalışmıyorken bu kadar rüzgar sesi gelmesi hiç rahatsız etmiyor. Yani bunda çok rahat uzun yola da gidilebilir diye düşünüyorum. Yine bu kısmı da burada tamamlayalım. Yani şöyle bisikletin durumunu göstereyim size de. Şu an yaklaşık işte 105-106 kilometre hızlarla seyrediyoruz. Gayet stabil, yani hiç korkulacak bir şey yok. Şu an işte 120 kilometrelere kadar ulaştım. Yani nispeten engebeli demeyeyim de, yani böyle tümsek çok düz olmayan bir yolda gidiyor olsak da bisiklet gayet stabil duruyor. 3 noktadan bağlıyorsunuz tabii. Hem tekerlekleri bağladığınız kayışlar var, hem de normal kadrodan bağlıyorsunuz. Yani bisikletin gövdesini bir sabit kolla bağlayıp mengene gibi sıkıştırarak sabitliyorsunuz. Dolayısıyla bir sıkıntı yaratacak durum kalmıyor geriye diye söyleyebilirim. Tek handikapı ne? Yani bu aracın tavanında bir şey taşımanın tek handikapı ne? Yani işte bütün ekleyeceği rüzgar sesi olsun, işte ne bileyim ilave yine böyle ıslık sesleri vesaire olsun, belki biraz yakıt sarfiyatında negatif etkisi olacaktır falan. Ama bunların hepsi bence göz ardı edilebilir. Bence bu tip bir aracın tavanında böyle bir taşıma yapmanın handikapı, araç yüksek olduğu için tavana ulaşmak biraz güç. Tavana ulaşmak için yani böyle 2 metre boyunuz varsa tabii bir sıkıntı yok. Ama benim gibi böyle kısa boyluysanız, işte ben 1.78 boyundayım. O zaman tavana ulaşmak için bir basamağa, bir işte tabureye, ne bileyim bir merdivene vesaire ihtiyacınız var. Öyle bir şeyi de basitçe hallettikten sonra çok problem değil açıkçası. Rahatça bisikletle konur tavana. Veya işte ne bileyim port bagaj sistemi vesaire almayı düşünüyorsanız o da son derece rahat bir şekilde tavana konur. Geri kalan şeyler bence söylediğim gibi göz ardı edilebilecek şeyler. Biraz yakıt sarfiyatına negatif etkisi olacaktır taşıdığınız şeylerin. Biraz ses belki gelecektir ama o da zaten belirli bir yerden sonra duyulmuyor. Veya işte müzik sesini açarsanız zaten hiç duyulmuyor. Onun dışında da yani endişelenecek bir şey ben görmedim. Böyle kaliteli, sağlam, basit yapılandırılabilir bir sistem edinirseniz, aracın yüksekliğine de dikkat ederseniz, yani böyle ağaç altlarından geçerken veya işte yine benzer yerlerden geçerken
yüksekliğini ölçmüştüm bisiklet takılıyken ama şu an hatırlamıyorum. Videonun bu kısmına altyazı olarak eklerim. Gayet başarılı bir çözüm oluşmuş görünüyor. Şimdi ben kapatıyorum. Biraz bisikletle turlayayım ve daha sonra eğer ekstra bir şey tespit edersem onu da videoya eklerim. Gölgesi de güzel görünüyor. Evet. Güzel bir İstanbul sabahından devam edelim. Birkaç şey göstermeyi unuttuğumu fark ettim. Bir tanesi bu. Üç noktadan bağlandığını söylemiştim bisikletin. Bir tanesi arka tekerin kayışı. İkincisi yine buradaki kayış. Üçüncüsü de bu sistem. Gövdenin sağlam bir yerine bağlıyorsunuz ve sağlam bir şekilde bisiklet orada tutuyor. Çok yavaş hızlarda tabii sağa sola sallanırken gıcır 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 sesler geliyor. Onlar biraz korkutabilir ama korkacak bir şey yok. Sağlam bağladığınızdan eminseniz, şunları da son raddeye kadar sıkıştırdıysanız gayet sağlam bir şekilde geldik. Şöyle bir bakayım. Genel görüntü de bu şekilde. Evet, şimdi bagajımızın zeminini hazırladık. Ne yapacağız? Bakalım bisikletimiz sığacak mı? Evet, bisikleti tavanda taşımaya alternatif yöntemlerden bir tanesi de bu tekerleklerin üstünü vesaire güzelce kapatıp oralarda zarar görmesin. İşte ne bileyim, ön koltukları, ikinci sıra koltukları yatırdık. Bagajı tamamen boşalttık ve şimdi deneyeceğiz. Bakayım, tavana da umarım zarar gelmeyecek. Önce bisikletin arka tekerini içeri vereceğim. Biraz gidonun uzunluğundan şüpheliyim. Burası 70 santim civarındaydı hatırlarsanız. Bakalım, aracın içine sokabilirsek eğer kırıp dökmeden muhtemelen boy olarak bir sıkıntı olmayacaktır. Haydi başlayalım. Evet. Önce arka teker. Aynen böyle. Şöyle itelim birazcık. Şimdi bakalım ön teker sığacak mı? Hoppa, arka teker biraz daha verdik. Evet, gidonu sokabilirsek sanırım sığacak gibi görünüyor. Biraz daha, evet. Ve oldu gibi. Şöyle bakayım, az daha gitse. Tamam, süper. Evet, gidonu da sağlam bir şekilde içeri aldık. Şimdi şunu da şöyle toplayıp lastiğin etrafına doğru şöyle sarayım. O da sağa solu kirletmesin. Vallahi nefis oldu. Evet, bu kadar. Demek ki aracın arkası yani 29 inç tekerli bir bisikleti alır mı bilemiyorum. Ama 27,5 inç tekerlekli. Yine yaklaşık uçtan uca 85-90 santim civarında bir gidonu olan böyle bir bisikleti içerisine alabildi gibi görünüyor. Şimdi bakalım bagaj kapanacak mı ve bağlayalım. Evet. Vallahi bagaj da kapandı. Gayet de güzel görünüyor. Evet, demek ki olabiliyormuş. Şöyle şurayı da göstereyim. Yani benim sürüş pozisyonumda hiç sıkıntı yaratmayacak bir şekilde arka tekeri de yerleştirdik. Bagajı korumak için de böyle bir ben işte mobilyacıların falan paketleme için kullandığı böyle bir halı mı diyeyim artık, kilim mi diyeyim, neyse böyle bir şey edindim. Bu da gayet güzel işini gördü diyebilirim. Evet, bir de bagaj tarafından nasıl görünüyor onu gösterelim. Hiç sıkıntı yok. Bu bisikleti ben ne XC40 ne de XC60'a sığdıramamıştım. XC90'da denemedim açıkçası.
muhtemelen şu giriş açıklığından dolayı sığacaktır. Ancak vallahi sürpriz oldu benim için. Gerçi videolarımızdan bir tanesinin yorumlarında Şinasi Bey söylemişti, ben gayet rahat sığdırabiliyorum daha bisikletimi diye. Ben acaba demiştim tekerlekten veya gidondan sıkıntı olur mu, ama vallahi araç gerçekten hakkını veriyor büyüklüğünün. Yani böyle görünüşte büyük değil, bu tip pratik işler açısından da gayet güzel diyeyim. Vallahi fena olmadı. Tabii bunun dışında bagajda bir şey taşınır mı bilemiyorum. Kenarlara falan bir şeyler konulabilir. Ancak böyle tek bisiklet bir yere gidecekseniz, daha sonra o bisikleti araçta bırakıp yani bir şekilde gitmeniz gerekiyorsa ve bu tavandaki sistemin hırsızlığa karşı yeterince güvenilir olduğunu düşünmüyorsanız, neden olmasın? Yani böyle bir çözüm sağlanabilir. Ben şu anda bunu da şöyle indireyim. Evet, yani arabanın bagajında da gayet rahat taşınabiliyor. Tavana koymaya göre biraz daha az efor sarf ederek bu operasyon yapıldı diyeyim. Şimdilik bu bölümü de burada kapatalım. Söylediğim gibi bu video bir tamamlama videosuydu. Umarım orada eksik bıraktığım noktaları böylece tamamlamış olmuşumdur veya tamamlamışımdır. Teşekkürler izlediğiniz için.